Merhaba arkadaşlar 5. sınıf çalışma soruları kitabı 4. ünite sayfa 56, 57 ve 58'deki temel geometrik kavramlar ve çizimler üçgen ve dörtgenler kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıya doğru kaydıralım. Biraz kareli kağıt tam çıkmamış arkadaşlar. Siz kitabınızdan daha net şekilde takip edebilirsiniz. Okuyalım sorumuzu. Kareli kağıt üzerinde L noktasının 3 birim solunda ve 7 birim yukarısında bir nokta işaretleniyor. İşaretlenen bu noktanın K noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi L'nin 3 birim solunda ve 7 birim yukarısında bir nokta alacağız arkadaşlar. Alalım. 3 birim sola doğru gidiyorum. 1, 2, 3 burası. 7 birim yukarıya çıkacağız. Çıkalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası işaretlenmiş. Buraya da A noktası diyelim. İşaretlenen bu noktanın K noktasına göre konumu demiş arkadaşlar. O zaman... K noktasından işaretlenen nokta olan A noktasına doğru hareket etmem lazım. Ediyorum. Önce yukarıya çıkalım. 1, 2, 3 birim yukarıya çıktım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimde sola doğru gittim. Yani 3 birim yukarı, 7 birim sola gittiğimde cevaba ulaşmış oldum. O zaman şıklarımıza baktığımızda 3 birim yukarı, 7 birim sol, A şıkkında direkt verilmiş arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı olması gerekiyordu dedik. Ve ikinci sorumuza doğru iniyoruz. Burayı temizledim arkadaşlar. Sizler durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Çizimleri diyoruz. İkinci sorumuza geçtiğimizde noktalı kağıt üzerinde verilen K noktası hangi nokta ile birleştirilirse çizilen doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. Bakın paralel olması için arkadaşlar hiçbir noktada kesişmemesi ve aralarındaki uzaklıkların eşit olması gerekir. Mesela K noktası ile L'yi e, birleştirelim. Bakın birleştirdiğimde K ile L'yi A şıkkını denediğimde olmadı arkadaşlar. Eşit mesafe olmadı arada. O yüzden bu ifade paralel olmaz. M'yi denersem tek tek çizerek gösterelim. M'yi denedim. K ile M'yi denediğimde gördüğünüz gibi yine eşit mesafe yok aralarında. O yüzden yine M'de olmadı Neyi denediğimizde neyi deniyorum arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yine eşit mesafeli uzaklıklar yok aralarında. Bu da sağlamadı. O zaman geriye tek R noktası kaldı. Bakın R noktasıyla birleştirdiğimizde tam bu ifadeyi paralel bir doğru parçası elde etmiş oldum. A ile K arasındaki mesafe ile B ile R arasındaki mesafe eşit uzaklıkta ve hiçbir noktada kesişmiyorlar. O zaman K noktası ile R noktasının birleştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı da D eşitliği olması gerekli diyoruz. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Üçüncü sorumuza baktık. Demiş ki kareli kağıt üzerinde verilen K, L, M, N, R noktalarının hangi ikisinden geçen doğru D doğrusuna paraleldir demiş. Yine ikinci soruya benzer bir soru. Paralel olması için hiçbir noktada kesişmemeleri ve eşit mesafe olması lazım arkadaşlar. KM'yi deneyelim A şıkkımıza. A şıkkımıza baktığımızda KM'yi birleştirdiğimizde bu ifadeye e, paralel midir? Evet bakın paraleldir. Direkt çıkmış oldu arkadaşlar. Eşit mesafede uzaklıklar var buraya ve hiçbir noktada kesişmiyorlar. O zaman cevabım direkt A şıkkı olarak karşımıza gelmiş oldu. KM doğru parçası diyoruz. Diğer şıkları da deneyelim göstermiş olalım arkadaşlar. B'yi denerseniz bakın şöyle silerek gösterelim. NR doğru parçası. NR'yi birleştirdiğinizde bakın tam buna paralel değil. Neden? Bu tam köşelerden geçmiyor. Şu çapraz şu noktalardan geçseydi şöyle biraz daha eğiklik şöyle olsaydı, şöyle gitseydi buna paralel olurdu ama bu çok eğik. Bu değil. O yüzden NR doğru parçasına paralel değil dedik. B'yi eledik. C'yi deneyelim. LN demiş. LN'ye bakarsanız bu da çok böyle açılarak gidecek arkadaşlar. Buna yine paralel değil. O da sağlamadı. LR'ye bakarsanız LR'yi çizerseniz bu da bakın böyle biraz daha hafif eğikli gidiyor. Bu daha bir eğik. O yüzden o da sağlamamış oldu. O zaman tek şık sağlayan şıklardan KM oldu arkadaşlar. KM doğru parçası bu ifadeyi tam paralel bir doğru parçasıdır diyoruz. O zaman cevabımız A şıkkı olması gerekiyor. Tek tek çizerek deneyerek bu soruları çözmeniz gerekecek diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda. Birim karelerin üzerinde A, B, C, K, L, M ve N noktaları verilmiştir. C noktası ile K, L, M ve N noktalarından biri arasında çizilen Evet özür diliyorum arkadaşlar. Bir titreşimde açıklık kalmış. O yüzden bir titreşim sesi geldi. Devam edelim. Ee, doğru parçası A, B noktası arasında çizilen doğru parçasına paraleldir. Buna göre C noktası ile arasında doğru parçası çizilen nokta aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi AB noktasını bir çizelim arkadaşlar. AB ile çizilen doğru parçasına paralel istemiş. AB'yi çiziyorum. Şimdi AB doğru parçasına paralel bir doğru parçası istendi. C noktası ile hangisini birleştirirsem buna paralel olur diyor. Bakalım. Şimdi burada şu ipucunu kullanabilirsiniz. AB ile A ve B doğru parçasındaki konuma bakarsanız 1'e 2, 2 birim sağ, 1, 2, 3 birim yukarı. 2'ye 3 arkadaşlar. O zaman C noktasından başlayacaksanız 2'ye 3'lük üçgenler çizerek gidebilirsiniz. Bakın 1, 2 birim sağ, 1, 2, 3 birim burası. Yani buradan geçerek çizebilirsiniz. Bu size ipucu ve sizin kolaylığı sağlar. 2'ye 3 var aradaki konum. Burada da 2'ye 3'ü kullandım. Bu ipucunu kullanabilirsiniz. Yine burada da 2'ye 3 olacak şekilde. 1, 2, 1, 2, 3 olacak şekilde. M'den geçecek şekilde şöyle bu doğru parçasını uzattığımızda C ile N'yi birleştirdiğinizde gördüğünüz gibi aradaki mesafe eşit ve hiçbir noktada kesişmeyen bir doğru parçası elde ettim. O zaman C ile N'yi birleştirirsek arkadaşlar şöyle biraz aşağıya kaydırmam gerekiyor işaretlemem için. Hemen sildim burayı. C ile N'yi birleştirdiğimizde bir doğru parçası paralel bir doğru parçası elde etmiş olduk diyoruz. Çiziminde biraz önce göstermiştik. Dördüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Beşinci sorumuza doğru ilerleyelim. Beşinci sorumuza geçtik. Sayfa 56 tamamlanmış. 57. Sayfaya geçiyoruz. 57. Sayfadaki beşinci soruyla devam ediyoruz. Kareli kağıt üzerinde PR ışını ve KLMN noktaları verilmiştir. P noktası KLMN noktalarıyla birleştirildiğinde elde edilen açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Açı sorusu arkadaşlar. Bakalım. RPK dik açıdır demiş. RPK açısı. Bakalım. RP'yi vermiş. K ile birleştirdiğimizde burası 90 derecelik bir açı oluşur mu? Evet oluşur. O yüzden bir dik açıdır. A şıkkımız doğru arkadaşlar. Devam ettim. RPL geniş açıdır. RP'yi vermiş sefer L ile birleştirmem istendi. Burası geniş açı mı? Evet. 90'dan büyük olan açılara, kanatları açık olan açılara geniş açı diyorum. Bu da bunu sağlıyor arkadaşlar. O zaman B şıkkımda doğru. RPM demiş. RP'yi vermiş. M açısı da şurası arkadaşlar. Burası bir dar açı mı? Evet. RPM bakın. Dar açı 90 dereceden küçük. Kanatları kapalı. O zaman bu da sağladı. O zaman geriye sağlamayan tek D şıkkım olacak. Ona bakalım. RPN geniş açıdır. RP'yi vermişti. RP'den bir ışın çizdiğimizde burası dar açı oluşur arkadaşlar. 90 dereceden küçük bir açıdır. Ama buraya geniş açı demiş. kanatlara açık demiş. Hayır. Bu ifademiz yanlış. 5. sorumuzun cevabı da D şıkkı olması gerekiyor. Yanlış ifadenin diyoruz. Ve altın soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim. Altın soruya doğru geçtim. Bu arada şekilleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak şekillerini tamamlayabilirler arkadaşlar. Altın soruda demiş ki görseldeki saatlerde akrep ile yelkovanın arasındaki açılar sırasıyla A, B, C ve D ile gösterilmiştir. Buna göre bu açıların çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Bakalım A açımız arkadaşlar dikkat ettiyseniz tam bir 90 derece yani dik açı burası dik açı. B açısı unutmayalım arkadaşlar dümdüz olan açılar doğru açı olarak isimlenir ölçüsü de 180'dir karşınıza gelebilir 180 derece. Doğru açıdır bunun adı. C açımız kanatları kapalı bakın bu bir dar açı 90 dereceden küçük. Burası ise kanatları açık yani 90 dereceden büyük o da geniş açı olarak karşımıza gelecek. O zaman A açısı dik, B açısı doğru açı, C açısı dar açı ve D açısı da geniş açı. Bütün şıkları sağlayan tek şıkkımız A şıkkında verilmiş. Bu sorumuzun cevabı da A şıkkı olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Ve yeni sorumuzla devam edeceğiz. Yine burayı temizliyorum. Yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini tamamlayabilirler. Yedinci soruya geçtiğimizde yukarıda kareli kağıtta verilen noktalardan hangi ikisinin birleştirilmesiyle oluşan doğru parçası MN doğrusuna dik olur demiş. Şimdi buna bu doğruya dik bir doğru isteniyor arkadaşlar. Bakın. S'den başlayıp T'ye doğru bir doğru çizersem. Şöyle hafif kaydı. S'den T'ye doğru bir doğru parçası veya doğrusu dik olur diye e, hangi ikisini birleştirmem gerekiyor? Doğru parçası demiş. S, T doğru parçasını birleştirdiğimizde tam şurası 90 derecelik bir açı olur ve dik e, bir doğru parçası çizmiş oluruz. O yüzden S ve T'yi birleştirmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı da B şıkkı olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Ve 8. sorumuza doğru ilerliyoruz. Kareli kağıt üzerinde üçgenler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki üçgen çeşitlerinin hangisi bu üçgenlerden biri olamaz diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın bu bir dar açılı üçgen arkadaşlar. Bütün açıları 90 dereceden küçük. Aynı zamanda kenar uzunluklarına bakarsanız şu kenarla burası birbirine eşit uzunlukta. Yani bu bir ikiz kenar Şöyle yazalım. Önce açıyı söyleyelim. Geri aldım. Dar açılı dar açılı ikiz kenar arkadaşlar. Bu üçgenimiz dar açılı ikiz kenar. Şıklarda var mı? Dar açılı ikiz kenar üçgen var. O zaman B şıkımız olabilir. Olamaz sormuş bize. Geçtim ikinci şeklimize. İkinci şeklimiz şurası bakın büyük bir açıya sahip. Kanatları açık. Bu bir geniş açılı geniş açılı geniş açılı ve kenar uzunlukları birbirine eşit değil. Bakın bu dikeyde 3 birim bu yatayda eşit olamaz arkadaşlar. Burası sizi aldatmasın sakın. Burası zaten daha uzun. Geniş açılı bu bir çeşit kenar. Bu biraz tehlikeli bir şekilmiş ikinci şeklimiz. Geniş açılı çeşit kenar da var. Bakın C şıkkımızı da sağladı. Üçüncü şeklimizi yukarıya yazalım. Bu bir dar, dar açılı arkadaşlar. Üç açısı da geniş e, 90 dereceden küçük. O yüzden bu bir dar açılı. Kenarlarına bakarsan burası küçük. Burası biraz daha büyük. Burası da daha farklı bir uzunluğa sahip. Yani üçü de yine farklı. Bu da dar açılı. Çeşit kenar diyoruz. Biraz çeşit kenarı tespit etmesi çok kolay bir iş değildir arkadaşlar. O yüzden dikkatle bakmanız lazım uzunluklarına. Dar açılı çeşit kenar bu da var. O da aşıkımızda. O zaman tek olmayan ifade geniş açılı ikizkenar üçgen olacak arkadaşlar. Cevabımız olmayan o diyoruz. 8. soruda bakın ikinci şeklimize bakarsak geniş açılı bazı öğrenciler şu ikisine eşit diyebilir. Eşit değil arkadaşlar. Dikeydeki uzunlukla çaprazdaki uzunluk birbirine eşit olmaz. O yüzden ona ekstra dikkat etmeniz gerekir. Bu geniş açılı çeşitkenar ama burada geniş açılı ikizkenar bir üçgen yoktur. O yüzden 8. sorumuzun cevabı D şıkkı olması gerekiyor dedik arkadaşlar. Ve sayfa 57'yi de bu şekilde tamamladım. Son sayfam olan 58'e doğru geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine buradaki işlemleri siliyorum. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz diye de hatırlatmış olalım. Evet 9. sorumuza geçtiğimizde kareli kağıt üzerinde K, L, M ve M harfleriyle gösterilmiş üçgenler verilmiştir. K üçgenimiz tam çıkmamış. Biz onu şöyle çizerek gösterelim. Hemen biraz da aşağıya kaydırdıktan sonra çizeceğim. Evet. Buna göre KLM üçgenlerin açı özelliklerine göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? K üçgenimiz tam çıkmamış. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir üçgen verilmiş. K üçgenimize bakarsak şurada tam bir dik açı 90 derecelik açı var. O zaman K açımız arkadaşlar K üçgenimiz dik açılı bir üçgen diyoruz. Dik üçgen şeklinde yazalım. L'ye geçtiğimizde bakın üçü de Üç açımız da 90 dereceden küçük bir açıya sahip o zaman bu nedir arkadaşlar dar açılı üçgen şeklinde isimlenir burada ise Mye baktığınızda şu açı geniş bir açı kollar çok açık arkadaşlar o zaman bu da geniş açılı bir üçgen olarak isimlenecek arkadaşlar o zaman K dik üçgen dik açılı üçgen Evet L dar açılı üçgen ve m de geniş açılı üçgen yine A şıkkımızda üç bilgi de doğru şekilde verilmiş. O zaman cevabımız bu soruda da A şıkkı olarak 9. soruda da A şıkkı olarak karşımıza gelmiş oldu. Ve 10. sorumuzla devam ediyoruz. Verilen ABCD çokgeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. ABCD çokgen dediğimiz arkadaşlar bakın bu bir dörtgen. Gördüğünüz gibi dik hatta bu çokgenin alt köşesi vardır. Bakalım. 1, 2, 3, 4 tane köşesi vardır. E yanlış arkadaşlar. Direkt A şıkkında cevabımız yanlış olarak karşımıza gelmiş oldu. Diğerlerine bakarsanız. AC doğru parçası bu çokgenin bir köşegenidir. Evet. Komşu olmayan köşelerin birleştirmesiyle köşegen oluşur. Doğru. BC bu çokgenin bir kenarıdır. Evet. BC kenarı bu iki kenar, köşenin birleşmesiyle kenar oluşur. Doğru. Bu çokgenin 4 iç açısı vardır. Doğru. Bu birinci açı, bu ikinci açı, bu üçüncü açı. Bu da dördüncü iç açı. Yani bu da doğru. O zaman tek yanlış olan A şıkkımız olacak arkadaşlar. Burada E'yi F'yi vererek şunları çizerek biraz sizin karıştırmanız istenmiş. Yoksa onları hiç kullanmadık bile diyoruz. Onun sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. 11. soruya geçtim. Şekildeki A, B, C, D, E çokgeni verilmiştir. Buna göre bu çokgen ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 tane köşesi vardır. Sayalım. 1 2 3 4 5. Doğru. 5 tane iç açısı vardır. 1 2 3 4 5. Doğru. AC doğru parçası bu çokgenin bir köşegenidir. A ve C'yi birleştirdiğinde iki köşe birleşti. Komşu olmayan köşegendir. Doğru. BD doğru parçası bu çokgenin bir kenarıdır. BD'yi birleştirdiğimizde hayır arkadaşlar. Yine komşu olmayan köşeler birleştiğinde köşegen oluşur. Kenar değil. Kenar olması için iki tane köşenin yan yana komşu köşenin birleşmesi gerekir. Bu ifade yanlış. O zaman 11'in sorumuzun cevabı da D şıkkı olmuş oldu diyoruz. Buraya kenar değil köşegen yazması gerekiyordu. 12. soruyla devam edelim. Verilen şekilde KM M KM doğru parçası. KLMN eşkenar dörtgenin bir köşegenidir. MKL açısının ölçüsü 30 derece olduğuna göre KNM açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi MKL açısının neresi bakalım. MKL şurası 30 derece olarak verilmiş. Demiş ki bize KNM açısı K N, M açısı. Şu açıyı bize soruyor arkadaşlar. K, N, M açısı. Kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Eşkenar dörtgende köşegen ortadaki köşegen bunu iki eş parçaya bölür. Yani böler. Burası 30 ise yukarısı da 30 derecedir. Aynı şekilde karşı açılar da birbirine eşittir. Burası 30 ise burası da 30. Hatta bu da 30 ise bu da 30 şeklinde köşegenler açıları iki eş parçaya böler ve karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bu bilgiyi bu soruda bilmeniz gerekiyordu. Şimdi bu bilgiyi bildikten sonra bu açıyı bize sorduğu için üçgen var bakın şurada. Üçgenin iç açıları toplamı kaçtır? 180. O zaman bu ikisini toplayıp 180'den çıkarırsam bu açıya ulaşmış olurum. Yani 30 ile 30'u topluyorum önce 60 yapar. 180'den çıkararak da bu açıya ulaşmış olurum. 180'den de 60'ı çıkardığımızda 0, 8'den 6 çıktı 2, 1'i de aşağı indiğimizde bu açıyı 120 derece olarak bulunmuş oluyoruz arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabı da 120 derece C şıkkı olarak bulunmuş oldu. Çok kolay bir soru değil arkadaşlar. Burada birkaç özellik bilmeniz gerekiyordu. Burası 30 burası 30. Karşısı da 30 şeklinde. Ve üçgenin iç açılarında toplamının 180 olduğu bilgisi gerekli idi. 12. soruya ekstra dikkat ediniz diye de hatırlatmış olalım. Ve son sorumuz olan 13. soruya doğru ilerleyelim. Buradaki işlemleri siliyorum. Yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak kontrollerini sağlasınlar arkadaşlar. 13. Sorumuz, şekildeki ABCD dörtgen ve B açısı 62, C açısı 78, D açısı 150 derecedir. Buna göre A açısı kaç derecedir? Yani bize bu şu açıyı sormuş. Şimdi dörtgenler arkadaşlar, dörtgenlerin iç açıları toplamı kaçtır? 360 derecedir. Bu bilgiyi bilmemiz gerekiyor bu soru için diyoruz. Nasıl yapacağız? Bu üç açıyı toplayacağız. 360'tan çıkararak bu açının kaç derece olması gerektiğini bulmuş olacağız. Yapacağımız işlem 150 artı 78 artı 62 toplamak. 8 artı 2 10 yapar. Onun 0 elde var. 1. 5, 7 daha 12. 6 daha 18. 1 de elde 19. Elde var. 1. Bir. 1'in üstüne elde eklediğimizde 2 yaptı. 290 derece bu üçünün toplamı. 360'dan 290'ı çıkararak bu açıya ulaşmış olacağız. 360 dereceden 290'ı çıkarıyorum. 0, 0'dan çıktı 0. 6'dan 9 çıkmaz yandan aldım. 16'dan 9 çıktığında 7. Burada 2 kaldı. 2'den 2 çıktığında da 0 kalır arkadaşlar. O zaman geriye 70 derecelik bir açı kaldı. Buraya da 70 derece şeklinde yazmış oldum. 13. sorumuzda. A şıkkı 70 olarak bulunmuş oldu. Ve sayfa 58'de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Dördüncü ünite kısmını tamamlıyoruz. Sayfa 56, 57 ve 58 arkadaşlar. Bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.